Emmi, seni tanıyabilir miyiz? Kim derler? 1944 doğumluyum. Adım Mustafa Durmuş. Şimdi 79 yaşındayım. 79 yaşındasın maşallah. Ben seni dinç gördüm. Maşallahın var. Yani Rabbim sağlık saat versin. Köyde ne iş yapardın? Şimdi emeklisindir muhtemel. Şimdi emekliyim. Önceden çalışıyordum. 15-20 sene, 40 sene çalıştım. Ne işleriyle uğraştın? Meyvacılıkta. Meyvacılıkta. Evet. Bu İstanbul'a elma yapıp halcilik, bu tarz bir şeyle uğraştın mı? Sadece üretip halcilik de var o zaman. Hani göndereydik buradan elmamız olduğu zaman. Böyle çalışıyordum. Şimdi şu an ne yapıyorsun? Nasıl vakit geçiriyorsun? Şimdi vakit geçiremiyorum. Şimdi ancak evden camiye, camiden kayveye dolaşıp duruyorum dedi. O şekilde geçiyor. O şekilde günümü geçiriyorum. Kimler var aile bireyi olarak? Aile olarak burada oğlum var. Oğlum var. Evet. Teyze? Teyzem vefat etti işte. Vefat etti. Evet. Allah rahmet eylesin. 2021'de vefat etti. Yani 4. ayın 5'inde. 4. ayın 5'inde. Evet. Teyzemizin fotoğrafı mı? Evet. Teyzemizin ismi neydi? Allah rahmet eylesin. Rahime Durmuş. Rahime Durmuş. Evet. Mekanı cennet olsun. Amin. Kaç yıllık evliydiniz? 55 sene. 55 sene maşallah. Evet. Nasıl vefat etti? Vallahi işte hiçbir şey yoktu. Oturarak, yatarak attı. Oturuyordu yalnız. Oturdu dediğin her şeyi yapardı. Oturdu. Bir anda gitti yani. Bir anda gitti. Evet. Oturduğu yerden derken biraz yatalak. Evet, yatalaktı. Oturuyordu da yürüyemezdi. Apalayarak yürürdü. Apalar. Ne kadar bu kadar yaşadın? 5 sene falan yaşadım. 5 sene. İyaşesine sen ilgilendin o zaman. Tabii. Hepsini ben ilgilendim. Allah razı olsun. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdiki evlilikleri düşündüğümüzde sizin yaşantınız 5 yıl boyunca, yani sen ilgilendiğin, o kendi emeğiyle zorlanarak da olsa evin ihtiyacını götürdü. Yani Allah razı olsun. Gerçekten şu an insanlar bir yıl oluyor, evleniyor, hemen birbirinden ayrılıyor. Ondan sonra kavga, dövüş. Yani, öyle bir şeyimiz yoktu. Mesela baktım. Öyle bir kötülüğümüz yoktu. Unutamıyorum şimdi. Gündüm, her gün kabrine gidiyorum. Her gün kabrine gidiyorum. Bir sene 6 ay oluyor. Bir sene 6 aydır kabrine gidiyorum. Devamlı. Evet. Doluktum da sağlıcak. Yok, üzülme. Yani şöyle anlattığın kadarıyla 5 yıl boyunca yani sevgin daim. Unutamamışsın, 1,5 yıl olmuş, özlemin devam. Yani bu gerçekten sizin neslin gerçekten sadakati, sevgisi gerçekten müthiş bir şey. Öyle. Yani şimdi insanlar yani birbirine katlanamıyor. Yani tabii. Mekanı cennet olsun. Yani 5 yıl boyunca da emek vermişsin yani. Hiç düşünmedim de. Elimden geldiği kadar baktım. Mekanı cennet olsun. Nasıl evlendiniz? Vallahi nasıl evlendiğimiz şöyle. Askerden geldim. Bir anda evlendik yani. Görücü usulü mü? Gönüllü tabii. Ha, görücü usulü değil. Tabii. Severek. İstediğiniz, evlendiniz. Evet. O zamanki geçiminiz nasıldı? Ne şekilde? Yani maşallah şu an gördüğüm kadarıyla güzel bir evin var. O zamanlarda bir şeyimiz, para yoktu, bir şey yoktu. İdareten çalışmamla bu hale geldik. Bugünlere geldik. Çalışarak, gidinerek. Hiçbir şeyim yoktu vallahi. Bir yatak, bir yorgan o zaman. Bir yatak, bir yorganım vardı. İşte Allah bu hale getirdi bizi. Maşallah. Her türlü emeğinde, her türlü şeyinde de sen çalıştın. Yenge pişirdi, çalıştı, etti. O şekilde bugünlere geldiniz yani. Şimdiki gençlere bir nasihatta bulunmak istesen neler dersin? Vallahi elimden geldiği kadar iyi olmanızı, geçinmenizi, ufak tefek bir kırgınlıkla birbirinizi hatırlatırmak derim. Öyle de konuşurum. Yalnızlık zor. Tamam. Tabii.
Şimdi devamlı özlemle ziyaret ediyorsun, arıyorsun. Ve 55 yıl bir yaşanılmışlık var değil mi? Evet. Yani boşluğu doldurulmaz insanın. Yani mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim sana sabırlar versin. Şu an gördüğüm kadarıyla maşallah giyim tarzın olsun, kendi işlerini kendin mi görüyorsun? Kendim görüyorum. Maşallah. Evet. Şimdi ben sana şimdi biraz sonra köyde de çekimler yapacağız. Köyle ilgili sorsam nedir? Geçimlerini nasıl sağlar burada insanlar? Vallahi burada geçimde insanlar elma. Ayakta. Armut. Kullanlar da var ama üzüyor. Ayakta. Ekin ekiyorlar. Sağlam bir şekilde. Bunlarla geçimde. Tarım, hayvancılık üzerine. Hayvancılık pek yok. Az hayvancılık. Hayvancılık az mı? Az. Hayvancılık az. Ekseriyeti elma, armut, üzüm, ekin. Meyve, sebze. Bahçe bunlarla meyvelikle geçiriyorlar. Çok teşekkür ederim. Yani vaktin varsa köyü beraber gezelim inşallah. Benim bir işim yok. Ben tamam. Ancak gezerim. Vallahi tanıştığıma memnun oldum. Çok sağ olasın anne. Ben de vallahi memnun oldum. Teyzemizin de mekanı cennet olsun.
Şimdi mekanı cennet olsun. Allah razı olsun. Amin. Amin hepimize. Bu sadakat kimsede yok. Yani. Hatim kabrini yaptırdım. Ramazan'da yemeğini verdim. Altı şiş borcunu koymaya kadar ödedim. Afrika'daki çocuklara onun namına para da gönderdim. Senegine gönderdim onun namına. O kendisi mi istiyordu? Bunları hepsini yaptım Fatih. Ne yapalım? Mekeli cennet olsun. Diyeceğim bu kadar Fatih. Televizyonda çocukları izlerdik. Yemek çıkmış çocukları. Biraz para gönderelim dedi. Öldükten sonra onun namına para gönderdim. İzleyip etkilenince gönderdiniz öyle mi Afrika'ya? Evet. Mekanı cennet olsun. Hayrı onun namına. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Sen bize mi geldin ya? Biz mi görmeye geldin sen? Anam. Allah Allah. Selamünaleyküm. Gezginin Rotası'nın bu haftaki özel bölümünde yaşanmış yıllarıyla Durmuş amcamızın evine misafir olduk, hanesine misafir olduk, hayatına misafir olduk. Bu tarz videolar açıkçası çekmek istiyorum. Bölgemizin, şehrimizin ileri gelenleri böyle hikayesi olan ve bu hikayeyi bizlerle beraber gelecek nesillere aktarmak isteyen büyüklerimizi çekmek istiyorum. Bu yaptığımız çekimlerle ilgili yorumlarınızı ve işte şurada bunu da çekebiliriz gibisinden önerilerinizi yorum kısmına yazarsanız biz de ona göre şekillendirme yaparız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Gezginin Rotası'nın sonraki bölümlerinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.